Merhaba. Mersin Gezi var mı ya? Hangi okulusun? Ben Şehit Ali Baş Lisesi'yiz. Evet. İşte başlıyor. Mersin'de ilk durağımız neresi? İlk durağımız Şelale. Kahvaltı. Tam kahvaltı yapmaz. Tam işte kahvaltıda bir durak ya. Değil mi hocam? Yani. Az mantık var. Ya sen koca tiyatro oynamış insansın yani, konuşmayı bilmiyorum. Sonra ne yapacağız? Sonra. Hayvanat bahçesi. Şelale. Evet. Rüfet Mayın gemisi. Evet. Başka? Sonra nerede? Alışveriş merkezi. Tekne turu var. Tekne turu en son alışveriş. Aynen, en son. Nasıl, heyecanlı mısın? Daha önce hiç Mersin'e gittin mi? Peki, görmek istiyor musun Mersin'i? Heyecanlı mısın? Biraz seniz ikiniz... Aa! Denk gelmiş. İkiniz de benim zorumla geldiniz ya şu anda. Öyle mi? Aynen, benim ısrarımla geldiniz. Bakalım dönüşte en çok kim eğlenmiş olacak? Olacak, sen ne diyorsun? Sen bayağı isteksizdin. Ama hala isteksizim de. Aynen. Bilmiyorum, sıcak fazla sevmiyorum o yüzden. Olabilir. Öyle mi? Sıcak sevmiyorum. Evet. Tamam. Kızlar, sizi konuşmak ister misiniz? Burcu. Evet. Sen aramızdan ayrıldın değil mi? Evet. Peki özlemiş misin arkadaşlarını? Daha önce Mersin'e gitmiş miydin? Hayır. Peki heyecanlı mısın Mersin'i göreceğin için? Yani açıkçası ben de bilmiyorum. Şey yok. Açıkçası. Sen de biraz sanki zorla gelmiş gibisin. Zorla getirilmiş gibisin. Biraz çok. Zeynep'in ısrarıyla mı geldin? Aynen. Peki turda en çok hangisi seni heyecanlandırıyor? Nereyi? Mağara galiba. Mağara mı? Mağarayı görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz ama onu öyle tamam. Valla bir ortada bir dolandırıcı var da kim? Aynen. Birbirlerini dolandırıyor. Zeynep, sen bir şey söylemek ister misin? Merhaba arkadaşlar. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Eğlenin. Elif, biraz daha dönersen Belka'ya doğru gidersin. Belka'ya bu tarafı değil hocam. İşte bura uyuyor galiba, hiç dokunmayın. Neyse, uyuduklarını görsünler. Tamam Murat hocam. Murat hocam. Gezimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa okulla bir tur düzenliyoruz sizinle galiba. İstanbul'a gelmediniz Erciyes'e de. Merhaba galiba hocam, uyandırdık galiba. Kusura bakma, Gezi olduğu için hocam bugün az uyuyacaksınız. Yani biz zaten hep az uyuyacağız. Evet hocam, ne demek. Adem'e hiç baksana hocam, Adem hiç umurunda değil Adem'in. Dünya umurunda değil. Adem, değil hocam? Adamlar 2700 oy almasa, aha. İnşallah güzel bir Gezi olur. Beni de rahat bırakırsan de. Aynen, ben uyuyorum. Evet hocam. Rapeci olarak çok heyecanlıyım. Aslında öğrenci olduğun, zamanında öğrenci olduğun okulla... öğrenci olduğun okulla, şimdi öğretmen olarak. Evet. Keşke o zaman gitseydim, değerlendim başına daha da iyi olabilirdim ama... Yaşım tutmadı işte benim. Kimsin öğretmen lisesi götürmedi? Bir tane, kimsin tarih öğretmeniniz? Coğrafyacılar vardı bunların, Ömer diye. Murat Ünlü diye biri de vardı ama. Allah Allah. Tarih yerlere gitse ben giderdim de, hep coğrafi yerlere gittiler. Onun için ben gitmedim yani, ben götüremezdim. Galiba hocam, siz de bir şey söylemek ister misiniz? Valla bu gezi işleri bayağı bir gelenek haline getirdik. Sayenizde hocam bu arada hani biz. Gezimiz. Yani, destek yani, olmasanız. Öğrencilerimizi böyle etkinliklerde böyle yeni yerler görüp tanımaları hoşumuza gidiyor. İnşallah faydalı bir gezi olur. İnşallah. İnşallah Furkan hocam rahat bıraktı. Artık bu gibi yeter. Murat hocam, son... Evet Furkan'cığım. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmeye devam edebiliriz. Bir karaoke alacağız değil mi? Sözümüz var. Karaoke sözüm var. Yani. Yok, ben söz vermiyorum. Evet, bakarız. Ben öğrenciler arkam aldım mı var ya? Sadece jeton olabilir. Evet. Mehmet Eşlik hocam. Ne demek istersiniz? Günaydın. İyi eğlenceler. Filinin çıkmak istiyorum. Bu kadar mı sadece? Çıkmak istiyorum. İyi ya. Peki su savaşında neden öyle bir hainlik yaptınız, arkandan iş çevirdiniz? Tüm öğrencilere organize ettiniz. İş çevirmeyi seviyoruz. Allah kabul etsin. Ahlakımız bu yolda. İş ahlakı diyorsun. Elif yüzünü çevirmişti az önce. Benim yüzümü görüp de ne yapacaksın? Ben görmeyeceğim. Sen şimdi YouTube'dan izlemeyi seviyorsun ya. Yok, ben muhtemelen, kendimi izlemeyi seviyorum. Muhtemelen bu videoyu açacaksın. Defalarca kendini izleyeceksin. Kendimi izlemeyi sevmiyorum ben kendimi. Neyse, bunu daha sonra konuşalım seninle. Meryem, konuşmak istemiyor musun? Evet. Magazincilere yakalanmış. Ünlüler gibi ne saklanıyorsun? Konuşmak istemiyorum.
Peki neden bugünkü kombinin böyle günlüğe gidermiş gibi? Ha ha ha. Yani şurada yolda indirsek domates toplayacak gibisin. Aynen hocam. Sıla, sen bir şey söylemek ister misin? Minor. Hiç almayayım. Bu sefer parayı unutacaksın mı? Yok. Bu sefer kaybetmeyeceğim inşallah. Ramazan. Bir şey söylemek ister misin? Emine Elivan'da olmasını ister miydin burada? Güzel bir gezi bize bekliyor mu? Hadi bakalım. Sıla. Güzel gezi olur inşallah. Merve. Katılıyorsun. Denden koyuyorsun. Arkadaşlar. Değerli. Ne izliyorsunuz öyle? Ağda videosu mu izliyorsun? Sabah sabah ağda videosu izliyorlar ya. Esen gibi konuşur ya. Ya sen ne yapıyorsun? Bir şey konuşmak istemiyorsun. Peki. Evet. Dilara. Şimdi masa tenisinin kahramanı. O kere o başka bir şey. Şenliğin videosunu izledin mi? Güzel miydi? En çok seni alkışladığından bölümü sevdin değil mi? Peki bu sefer yine bekleteceksin bizi AVM'de? Yok hocam, o sefer yanındaki arkadaşımızın yerini beklesinler, bir şey yapmaz. Olsun. Fatma? Bir şeyler yapmalıyız. Kadınlar olarak bir şeyler yapmalıyız. Tiyatrodan bir replik söylemek ister misin bize? Umarım sesinizi duyalım. İnşallah. Peki Mersin'in en çok neresi heyecanlandırıyor sizi? Hayvanat Bahçesi. Hayvanat Bahçesi. Daha önce hiç gittiniz mi Mersin'e? Hayır. Gitmediniz. Sizi direkt pas geçiyorum istemediğiniz için. Durun hocam ya, vallahi. Uyuşturucu baskında direkt kullanmış gibi. Evet. Ya hocam yapmayın. Ama ya. Şey yapabiliriz, bir dakika, makyaj videoları var ya, hem makyaj yaparak. Hem video. Lütfen. Hocam bir Damla Bilic böyle meşhur oldu. Damla Bilic böyle meşhur oldu. Ben ne yapayım ben, hayır. O zaman makyajını yaptık, tekrar gelirim. Tamam, tekrar gelirim. Evet Ayşenur. Hocam, daha önce hiç Mersin'e gitmiş miydin? Daha önce Mersin'e gitmedim. İç dışına bile çok az çıkmıştı. Yani güzel. Senin Mersin'i en çok nereye heyecanlandırıyor? Mersin'de beni en çok heyecanlandırıyor. Ya bilmiyorum, hepsi ayrı güzel. Gezeceğimiz yerler az önce de söylediniz. Tekne birazcık daha diğerlerinden merak uyandırıcısı diyeyim. Tekne biraz daha bir üst dediğim. Yurda Gül. Abin olmadığı için mutlu musun? Mersin'i gezdim sen. He. Gezdik ben. İzleyenler daha bunları. Sezer Bey. Günaydın. Hapşuracağım. Evet. Sezer Bey, ne düşünüyorsunuz? Neden yanınız boş? Ha, ben oturuyormuşum, pardon. Bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Senenin, lisenin son gezisi. Bir şey olmaz. Su berekettir. Geçiyorum o zaman seni. Sen bilin. Evet. Cici kızlar ve video yüzümüz. Aynen. Esma Nur Şen. Aynen. Eşen. Eşen. Evet, Esma Nur Eşen. Instagram adresimi şuraya linke koyalım. Yok. Şuraya köşeye, şuraya bir yere koyalım. Aman. Şaka yapıyorum tabii ki. Ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Güzel. İlk tabii akşam insan istemez de heyecanlanıyor. Daha yapmadan falan. Şu an iyi. Gayet güzel. Mersin'den çok neresi heyecanlandırıyor seni? Heyecanlandıran bir yerim. Yer. Yok hani şimdi gezeceğimiz yerlerde en çok görmek istediğin ya da gezmek istediğin. Şelale ya. Şelale mi? Aynen, ben doğal güzellik seven bir. Beyza Hanım. Senin ismin Beyza Nur mu, Beyza mı? Beyza Hanım. Nur var değil mi? Dün Murat Hoca ile bunun tartışmasını yaşadık. Bayağı kanlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Dedim ki Beyza Nur, o dedi ki Beyza. Yok dedim, Beyza Nur. Öyle bayağı karakolda bittim. Senin ne düşünüyorsun Mersin? Biz de öyle insanlarız. Yani. Evet, bayağı geniş. Mersin en çok neresini heyecanlandırıyor seni? Luna Park? Karaoke'ye katılacak mısın? Şu an şarkı düşünüyorum. Tamam bakalım. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. Evet. Ya böyle bir yakışıklı iki insan bulmuşum. Ağlayacaksın mı? Duygusal mı bağladın? Ha? Ha. Uykun varsa var oğlum, ne yapayım, Allah Allah. Şey mi, uyku turu mu bu? Gezi turu. Evet Erhan. Anlat bakalım. Daha önce hiç Mersin'e gittin mi? Daha önce gitmedim. Gitmedin. Sen? Gittim galiba, babamla gittim. Tırla mı gittin?
En çok ne heyecanlandırıyor sizi Mersin'de? Nereyi görmek ya da ne yapmak? Şelalet ya da gemi var. Nusret Mayın'ı. Hayvanat bahçesi gördünüz mü lan hiç hayatınızda? Hayır. Yeterince diyorsun. Yeterince gördük de normal gidiyorum ben. Efendim bu kadar mı? Gideyim mi ben? Evet, Kürşat Bey. Eski kantincimiz. Kantincilerin kralı. Rekortmen kantinci. Kürşat, saçların çok güzelmiş bu arada. Ne söylemek istersin? Vallahi hocam heyecanlıydım akşamdan beri. Aha, daha önce hiç Mersin'e gittin mi? İkisi var gittim hocam. Şimdi en çok ne heyecanlandırıyor seni? Nusret Mayın gemisi, tekne turu ve şelale. Güzel. Alper Bey, kantini bıraktığın için üzgün müsün? Yok hocam. Değil misin? Oğlum Mayıs'tan. Üzgün de değilim. Arada bir üzülüyorum. Ha, anladım. Alper Bey. Ben daha uyanamadım. Sen daha uyanamadın. Bana bulaşma diyorsun. İki tek atayım. Evet. Sayın Mustafa'cığım. Evet. Maç golü. Senin Erciyes'te söylediğin şey herkesin yüreğini dağlamıştı. Bilmem biliyor musun? Ben Erciyes videosunu kime izlettiysem herkesin böyle kalbine dokunan bir konuşma yapmışsın o zaman. Vallahi. Her tarafım, heyecan dolu yani. Vallahi. Daha önce hiç Mersin'e gittin mi? Gittim hocam. Şimdi en çok hangisi heyecanlandırıyor seni? Nereye gidecek olmak heyecan? Tekne turu. Ali Bey, daha önce hiç Mersin'e gitmişsin. Sanki Mersin'in sahibi gibi durmuyorum şu anda kesinlikle Ali. Kesinlikle. Hani Mersin benim yani. Ali Bey, Mersin'e de mi yaptın? Allah seni oğlum, dağısında. Yok, kırma kırma. Hocam ben onu çekiyorum. Sen de onu çek. Dur bir daha videoyu ona çek. Bir taraf var, bakma. Neyse tamam, videoyu çekeceğim. Evet Ali. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyız hocam, okul bitiminde gezi oluyor. Yalnız Instagram sen çok megalomansın. Megaloman ne demek biliyor musun? Duygusalsın. Melankoli sürekli mi? Böyle bir şey işte melankoli şey depresyon hali. Aa, 12B'den gidiyoruz. Elveda 12B. Merdivenleri yavaş yavaş iniyorsan anlıyorsun ki mezun oluyorsun falan böyle. Güzel şeyler. Hoşumuza gidiyor. Sizleri özleyeceğiz. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Biz de özleyeceğiz. Vallahi. Evet. Voleybol takımımızın kralı. Süper. Süper Şat. Muhammed Emin. The İmam. Öyle bir film var biliyor musun? The İmam diye. Kızlar video çekiyoruz lütfen. Kahkahalarınızı sonraya saklayın. Evet Emin. Efe olmadığı için üzgün müsün? Efe'yi gözden arıyor mu? Az. Az. Bunu izleyecek ama Efe. Arıyorum da. Daha hiç Mersin'e gittin mi? Evet. Heyecanlı mısın peki? Küçükken gitmiş olabilirim. Sanki sen çok büyüksün de yani küçükken değil. Geçen sene dedi yani küçükken dedi geçen sene. En çok nereye heyecanlandırıyor seni? Lula Park. Bu arada bir sis çöktü. Hocam Kayseri'ye giderken de sis vardı şimdi de sis var. Evet. Heyecanlısın. Daha önce gittin mi Mersin'e? Evet, okulumuzun playboyu, okulumuzun Kıvanç Tatlıtuğ'u, okulumuzun veda iftarı Murat Uğur'dan başlayalım. Ömer kendine alındı, üstüne alındı, alındı sonra. Yok hocam. Murat daha önce gittin mi Mersin'e? Yok hocam gitmedim. Heyecanlı mısın peki? Heyecanlıyım hocam. En çok ne heyecanlandırıyor seni? Hocam gemi turuyla evet. Bekir Bey. Valla ilk defa gidiyorum. Şöyle bir yan yana durun da alem bir mavi göz görsün ya. Yan yana durun da yan yana konuşun ha. İzle, videonun izlenmesi artsın. İlk defa Mersin'e gidiyorum hocam. Daha önce Luna Park'a gitmedin mi? Kan sen? Daha önce Luna Park'a gittin mi? Gördüm ben şeyler. Aslında sen şurada indirsek bir şey kaybetmezsin gibi. Hocam köy uzağa giderdim. Süleyman Bey. Gömleğiniz çok şık bu arada. Çok modern. Niye politikacı gibi konuşuyor? Sanki biraz o isteyecekmiş gibi değil mi Süleyman? Değerli arkadaşlar. Mutlara dayı. Süleyman çok tatlısın. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp, bize güvenip bu tura geldiğiniz için. Gittin mi daha önce hiç Mersin'e? Lada Angelina Park'a gittin mi? Gitmedin. Heyecanla sizi bekliyoruz. Evet.
Evet, yolculuğumuzun en eğlenceli kısmı, karaoke yarışmasına hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, o zaman bence olmadı. Bence olmadı, daha bir daha. Abi. O zaman bir daha. Karaoke yarışmamıza hazır mısınız? Evet. Vallahi bak gidene kadar daha kötü oldu. Biraz daha yüksek. Bir rahat hazır ol çek ya. Evet, rahat. Hazır ol. Evet, karaoke yarışmasına hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. Daha iyi. Çocuğun ciğeri yanmış Hülya'dan. İşten söylüyor daha ciğerden. Aynen. Adamsın var ya. Oyunu da yapabiliyor mu aynı anda? O zaman onu da Adem Hoca'yla kimle oynayalım? Yakmasın, sana kimse yapmasın. Aşkım beni yakmasın, sana kimse bakmasın. Çok beğendim bana, bize doğru akmasın. Gönül ırmağını bize doğru akmasın. Hülya, 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 Hülya. Bravo! Anladım ki aşkın bir anlamı yok. Biraz yüksek. Sadece gurur. Ayrılık bizi vursa da tek çıkar yoldur. Bu nasıl tek, nasıl bir savaştı anlayamadım. Kalıcı bizdeki hasar. Ne diyorsunuz hocam bu sesle ilgili? Ne diyorsunuz? Açılan yaralar. Nasıl dünya? Belki de her şey yalan. Doğru yer, yanlış zaman. İkimize birden yük dönüyorlar. Ne diyorsunuz bir ses hakkında? Bu daha iyi. Durmak İnşallah alışırım. Olmasan da seni yaşatırım. Sonradan açıldı. İkimize birden dönüyorlar. Ama sen ağlama. Durma git, buna da alışırım. Olmasan da seni yaşatırım. Mustafa şarkı dövecek. Söyle. Evet, tamam. O derin uçurumlarda biraz var. Dikeni zehirli yalnız çiçek. Suç olur muydu seni bir kez koklayıp ölmek? Fırtına jüri olarak ne diyorsunuz hocam? Şimdi ağlarken hocam döner misiniz buna yani o ses de olsanız? Biraz da korku var tabii. Adem hocam sen ne diyorsun ses hakkında? Kendini bırak, bırak artık benim cennetime. Ayrı iklimsin ne çare, ben sana vurgun bir çare. Saraydım soldum hasretinle. Ayrı iklimsin o ayrı. Hocası kim? Sınıf öğretmeni kim? Sınıf öğretmeni kim Sıla? Mağrudur sevdam. Kavruldum kim bilmiyor mu? Galip hocam olabilir. Ben sana vurgun bir çare. Saraydım soldum hasretinle. Cem düşen. Cem. Buradan Cem Hoca'ya sevgiler mi? Soğuklar mağrur sevdalı. Kavrulup yanarım ben yine. Evet hocam ne diyorsun ses hakkında? İyi hocam. İyi mi? Evet. Hadi. Elbette bu durum
kabul edemeyiz. İstanbul kadınlar olarak. Sen söylemiyor musun onu? Başka ne söylüyorsun? Artık ne yaparsa. Ha, artık ne yaparsa. Artık ne yaparsa bu millet yapacak. Kendiliğine kendisi kurtulacak. Bravo. Evet. Ne şarkı söylüyorsun? Aşkın olur. Aa, güzel. Galatasaraylısın anladığım kadarıyla. Ama sesim kötü çıkabilir. Merak etme. Ama hocam şey yok mu bunun ya? Hani ses kendisi güzel. Tamam, buradan açarız. Tamam, mikrofonu. Zorda yalnız ölmezmiş nöbet, bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor. Söylerim günde bin kere. Tut biraz var ha. Yüzün gülünce güneş evet. Doğar. Jüriler olarak. Gözlerimi kısarım, güller açar. Ses nasıl? Ses nasıl? İşte seninle bir ömür böyle. Hadi hocam. Güller güneşler dolup ellerimizde. Söylenmedi hiç sana layık düşler. Benden önce tutsak yüreği. İnce yangın yeri hep. Buralar sayende yok şikayet. Gel biz. Hasan abi ne diyorsun video şey ses hakkında? Aşkın olayım. Şoför boş bile. Devam bakma kim bunlar seni devam. Günah benim, suç benim. Kurdum Burak bu düş benim. Bu da kendini beraber düş benim. Dokunmayın ne bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum Burak bu düş benim. Bu da kendini beraber düş benim. Dokunmayın ne bir düşlerim var. Yazdım derdimi kendime. Fakir yar olmuyor zeynep. Kaçtı. Zengine yar olur ya. Ne diyoruz? Kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime. Galip hocam hepsine iyi diyorsunuz ha valla. Ne kalmışım gece bir başıma. Bir başıma girdim yılbaşına. Dönmüşüm baktım en başıma. Sarıldım bazen de yanlışıma. Yine kalmış. Ya bu ne? Sarıldım bazen de yanlışıma. Fakir yar olmuyor zengine. Diyor davul bile dengi dengine. Bak kalbimde cengine. Yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime. Verdim ömrümü verdine. Bravo Beyza. Leyla gözlüm. Bravo. Nine.
Ne işin var meclis? Nakaratta katılın, tamam mı? Sürmeliyim ama oyun üstüme kalsa sürmeliyim ama ordunun dereleri aksa yukarı aksa ordunun dereleri aksa yukarı. Ne diyorsunuz jüri olarak, iyi midir? Ordu üstüme kalsa sürmeliyim ama vermem seni ellere. Ordu üstüme kalsa sürmeliyim ama vallahi ben demedim, sürmedim ama beni sana geçmişler. Vallahi ben demedim, sürmedim ama. Bravo Mehmet Hoca'ya büyük alkış. Bravo Mehmet Hocam, bravo. Güzel. Tekrar söyle hocam. Ordu olanı böyle zulüm görmedi ha. Doğru mu hocam? Doğru mu? Murat hocam doğru mu? Yani ordunun derelerini perişan etti ya. Yani ordu şu an ordunun dereleri ters akıyor mudur? Yukarı akıyor mudur? Evet. Durduralım. Tamam açalım. Yalnız duvarda yalnız ölmezmiş ne haber? Bizden uzak olsun keder. Sormana sormana hiç gerek yok, yatmışım tarifi zor, söylerim günde bin kere. Yüzün gülünce güneş doğar ya, gözlerimi kısarım, güller açar bir anda. İşte senin Gülme, teşekkür ederiz. Yorulun nasıldı? Yoruldum ben ya. Açım zaten. Ne çavuş hocam ben bilemiyorum. Evet, domates toplatan, çavuş toplatan. Tadı kaçtı ama. Valla ne kadar tadı kaçtı mesela? Yüzde kaç? Yüz. Oh, hadi zaman. Güzel. Hadi Meryem. Meryem bugün birinciyle oynuyor. Hadi bakalım. Ya da çavuşla oynuyor biliyor musun? Biraz yüksek.
bir heybet oldu. Nasıl sizce yorumlar Meryem'e? Nasıl ses? Güzel mi? Beğendiniz mi? Sizler söyleyecek misiniz karaoke? Şu ana kadar en iyisi mi? Öyle mi? Neyse sinirlendi. En iyi istediğin için bir mesaj seni sunuyorum. Siz de mi söyleyeceksiniz? Meryem'e teşekkür ederiz, kocaman bir alkış. Galip hocam ilk defa alkışladı. Adem birinci ya. Birincinin parasını da ben ödüyordum. Öyle mi? Geldi öğretmen. Evet. Sırada Ayşenur var. Ayşenur sen de şey yapacaksın. Gelir onu buraya. Gelir oyunu. Evet. Ayşenur'a bir alkış. Duyutabilir misin bana? Ses bitti. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttun sanmıştım, bir de baktım ki işte orada. Anladım ki çoktan yanılmışım, bir de sen olmuşsun oysa. Onun sesi ha kendisi geri gelmiş demek. Bensiz sensiz diyor, yaşanmıyor aşk mı olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor, hayırdır inşallah, hey.
neler oluyor hayatta. Bir de şuraya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Ses hocam. Neşli geliyorum sadece. Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Uzun desen uzun değil, üç yol var önümde. Yeşil desen yeşil değil, beyaz bir elbise. Gümüş desen gümüş değil, altın bir yüzükle bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey! Teşekkür ederiz. Neler oluyor hayatta? Yeter bu kadar. Hayır. Ayşen'e teşekkür ederiz. Çok şeker hadi hop, kimi fay. Küresel dünya, küresel life. Kesme canın Amerikan havası. Sokak adası mahvi sıkı. This fay. Kesme, bu ne oldu? Teşekkür ederiz. Bravo. Hocamın alkışı Esma ve Beyza'ya. Nur parantezinde. Evet, ikimizde de var. Evet. Kıldım buralardan ben. Sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, nereye yapsam. Bu haber aldım. Güzel. Uyanıyoruz artıkça. Bu kafanın içinden yolunu bulsam, dayanabilsen. Senin içinde seni arar. Koş dedi, koş dedi kaçana kadar. Yüksek dağları aşana kadar koştum. Koştum. Nasıl? Gayet iyi. İlki mi daha güzeldi, ikincisi mi? Daha iyi. Sustum. Teşekkür ederiz. Bravo. Mustafa, Bekir'e 3 verdik. Mustafa Can'a 4 verelim. 4 diyen alkıştasın. 5 var mı? 5 yok. 4 veriyorum o zaman. Mustafa Can'a 4 verdim. Ardından kim vardı başka? Mehmet Eşlik. Ordunun dereleri. Bir dakika. Direkt birden başla. Ordunun dereleri. 10 diyen alkışlasın.
Orada bir arkaya bir kulis var ya. 9 diyen alkışlasın. 8 diyen. Bir defa ön tarafta bir diyeceğim. Bir diyen. İki diyen. İki diyen var mı? 10 ile 2'nin toplamı 12 bölü 2'ye 6. 6 puan Mehmet Hoca'ya helal olsun. Hayırlı olsun 6 puan. Orada Beyza var. Beyza 2 defa söyledi. Beyza'ya 5 ile başlayalım. 5 diyenler alkışlasın. 6 diyen alkışlasın. 7 diyen alkışlasın. 8 var mı? Yok. 7 verdik. Beyza'ya 7 verdik. Oradan başa kim var? Ayşenur var. Ayşenur ne söylemişti? Havaban sınıfını söylemişti. Neler oluyor hayatta? 6 ile başlayalım. 6 diyen alkışlasın. 7 var mı? 5 var mı? 5 diyen? 6 iyi ya. Evet 6 iyi 6. Sonra kim var? Bakıyorum bir dakika dur. Oradan söyleyerek bakarak geliyor. Fatma Nur sen ne söylemiştin? Aşkın olayım söylemiştik. Kaç diyelim hocam? Fatma iyiydi ya. 6 7 ile başla. 6 ile başlayalım. Fatma'ya 6 veren. 7 diyen. 8 var mı? Tamam 6 iyi galiba. 6 verdik Fatma'ya. Sonra Sıla var. Aktürk. Sıla 8 olsun. Vallahi. Ya da 7 8. 9 vermeye cesaret olan var mı? 8 diyen. Bilmeden alacağız. Aynen. 9 var mı? 10 var mı? 8. 8 iyi. Sıla'ya 8 verdik. İnşallah bizi dövmez. Meryem ne söylemişti? Çemberimde gül o ya. 8 diyen var mı Meryem'e? 7 diyen? 9? 8 iyi gibi sanki. 8 iyi. Maynur sen söylemedin. Buradan geldik yok. Söyleyeceğim bir dakika. Tülin ne söylemişti? Aşkın olayım. Aşkın, Tülin'den aşkın olayım 7 diyen. 6 diyen. 6 daha mı çok geldi? 6 daha çok gelmiş. Esma ne söylemişti? Beyza. Tamam o Beyza 1. Elif söylemedi. Adem hocam. Sonuna kadar. 10 diyen. Tamam. 10 üzerinden 10. Peki Rümeysa'nın Ela gözlü mü ne? 10 diyen. Tamam. Onu daha fazla mı? Ha? Rümeysa'nın onu Adem'i geçtiği gibi. Öyle mi? Aynen. 10 yıldızlı. Evet. O zaman 9'u Adem Hoca'ya veriyoruz. Yıldızlı 10 12. Yok o zaman 10 Adem Hoca, yıldızlı 10 Rümeysa'ya. Peki söyleyen kimdi? Fesubhanallah'ı söyleyen. Sizdiniz. Ha evet ben söylemiştim. Furkan Hoca'dan Fesubhanallah. 10 üzerinden 10 diyen. 9 diyen. Neyse hadi o da onu alsın hadi gönlün olsun. O zaman birincimiz Rümeysa. Rümeysa sana jetonu Adem Hoca veriyor. Tamam. İkinci Adem Hoca'ya kendi jetonunu kendi alsın. Üçüncü sensin sanki. Üçüncü jetonu da ben Mehmet'ten alırım yani eşlikten. Sonra kim var? Sıla. Sıla var. Sıla sana Mehmet eşlik alsın. Jetonu. Unutma. Tamam mı? Sonra Meryem kaç almıştı? Sana Mehmet Karadeniz Hoca'nı alsın. Tamam mı? Başka? Beyza. Beyza sana da kıymetli müdürümüz Galip Özgüven alsın. Galip Hoca kocaman bir alkış. Koca yürekli müdürümüz. Başka dağıtmadığımız kimse kalmadı herhalde öğretmenler. Değil mi? Evet. Murat Hoca, Murat Hoca. Ha Murat Hocam. Murat Hocam'ın kim olsun? Ha Fatma'ya kaç vermiştik? 6. Tamam Fatma Nuriye nerede? Murat Hocamız tarih öğretmeni verdi. Şey. Sen Meryem sana kime eşleştirdik? Karadeniz Hoca. Evet. Tamam. Başka da yok. Tamam. Teşekkür ederiz. Bravo. Evet. Hazır. İstediğin zaman vur. Bakalım. Demiş gösterecek size. Göstereyim ya. 2411. Pardon. Herkül. Ali buradan 3 lira.
Makineyi bozmayın. Evet, sırada Deniz Sezer var. Hadi, hadi. Hadi bakalım Herkül. Olmadı. Ha, bir de ben vurayım. Sakin ol, sakin. İyi misin? Yok, Herkül yok. Cem Hoca'ya vurdu hocam. 2500 lira. Erhan geliyor. Bekle, rakamlar. Hocam, hocam vallahi elimi öyle vurmadım. Bekle diyor. Erhan geliyor. Geç çünkü. Vursun mu kaptan? Sıkıntı diyor ya. Kafasla girdi. Vursun mu abi? Vurun. Olur olur. Murat hocam, Erhan'dan beklentiniz nedir? Erhan 2000 8700. Evet. Bahisler alalım. 2320 falan ya. Tamam. 2600'e kaç para? 20 lira mı? 2 lira. 2450 hocam. Kaç lira veriyorsun? 2450'ye kaç para basıyorsun? 5 lira mı? Hocam ben bahis oynuyor. Karamelli atmış. Ben 2600. Sen 2600 vereceksin. Ben 2800 geçeceğim. Yapıştır o zaman. Hadi oğlum vur bakalım. Kaç tane abi? 2700'ü geçer. Bakalım. Vallahi yukarı geçer. Hocam dıkanım lan. Erhan ne yaptın oğlum? 2700 geçer. Vallahi. Lan Herkül vermedin oğlum. Usta ben sözde bulsun. Herkül vermedin. Hocam oydan oydan vuracağım sonra. 2500'den aldım ya. Tutuyorum. Ali geliyor. Ali Akbay. Çok sinirlenme, sakin. Olcay sen de vuracaksın mı? Ali beni zor görür ya. 2000 ya. Hocam bir daha vuracağım ben sana. Dur lan biz vuralım da. Dur lan biz vuralım. Müthiş gömleğiyle, müthiş tarzıyla Süleyman Akçeli bir poz ver. Oğlum öyle vurulmaz lan. Oğlum bilek yaran yaz, böyle vurulur mu? Oğlum direkt vuracağım. Hocam elle mi? İyi vurdu. Yavura vurur gibi vurdu. Galip hocam siz de alalım. Galip hocam buyurun. Galip hocam hadi bakalım. Lütfen lütfen. Murat da yine. Murat hocam. Adem. Geç. Murat da sana ben de ver. Deli mi? Olmadı mesela, olmadı. Adem hocam gel. Geç Adem. Ben de buldum. Adem hocam 2900 yapar. Adem hocam. Bekle Adem geliyor. Adem geliyor. Evet Adem hocam bir al. İçeri bozuk var mı? Vay. Haydi Adem. Ben sana vereyim 2000. Hocam sen ortaya dik vuracaksın. Ya sanki pazardan karpuz seçen Adem ya. Çekil oğlum bak. Bekir çekil oradan. Olmaz. 2000 nerede kaldı? Dur ben geleyim bir de. Bir dakika ben vurayım. Kim bu? Ha haydi. Makine vurmadı. Ha haydi. Ben geliyorum. Bir de vuramadı ha. Bu kan şuraya kadar orada gidelim hadi arkadaş. Ayağımla vurayım. Usta gel haydi. Dur. Vuramazsa ne gidelim. 2450. 2. 2 mi hemen? Yine iyi vurdum. Galip hocam siz de görelim. Buyurun. Evet Galip hocam. Atma. Atma. Bravo Galip hocam destek alkışı. Hocam gözlüğü çıkart. Çekilin Galip hocam. Dur. Hocam burada. Hocam gözlüğü çıkart gözlüğü. Hocam gözlüğü çıkart. Fırlar gider. Hocam Mustafa sana gelin. Devrilir. Dur. Hayır övmedim hocam. Evet. Ne diyorsunuz hocam? Ne olur? 2850 net. Hadi. 500 ile 600 arası ya. Evet. Fazlası gelmez. Oho! Az kaldı sıçrıyordu makine yerinden. 2600 hocam. 9. Oo, bravo. Galip hocam. 2600. 4. 5. 2850 gelmedi. Şu meydanı açın bana. Mustafa sen vurmadın mı? Yok hocam. Yok ben vurmadım. Tamam. Adem hoca bir daha vuruyor. Adem hoca. Adem 2700. Bunu bir tane vurayım. Vurak vurak dedim. Abla. Bunlar var. Soğan kırar gibi vuruyor. Ne diyorsun hocam ne gelir? Abi makine bitti zaten. Nasıl makine ya? Ben varım. 615. Dur Mustafa bir dakika. Bir hakkı daha var. Bir tane. Bu rekoru kırarsan sen kıran Mustafa. Dur. Mustafa haydi Mustafa. Doğru Mustafa Allah'ım. Evet Mustafa'dan tahminini alalım. 2700. Haydi Mustafa.
Hocam Mustafa Hoca ne diyorsunuz Mustafa Hoca'nın? Yok. Şimdi vuramaz mı? Ne Murat Hocam ne gelir? Ne gelir? Ona gazı verdim şimdi. O, onun nişanlısı bak ona göre. Ne şey yapıyorsun? Çekiyor. Oğlum çekiyor. Çekiyor. Usta. Aaa. Beni zor görün. Tam ortaya vuramadım. Ya ne oldu? Hayal kırıklığı sen var ya. Ama hocam oraya kafa vursam, kafa vursam bir şey yaparım. Tamam. Hayır bir de Murat Hoca'yla biz vuralım. Ben vurmayacağım. Vurun hocam ya. Ben öğrenci dövmem. Uşak nereye gidiyorsun oğlum? Hadi yeter. Son olsun. Bunun iki bu da oğlum ya. Yok lan. Ramazan hayvanat bahçesindeyiz. Nasıl? Tavuk kuşu güzel mi? Açma değil mi? Ha? Açmıyor ama. Neden açmıyor? Bilmiyorum. Demiş niye açmıyor? O kadar geldik. Hocam bildiğin culluk bunlar. Çok sokuyorlar ya. Yıkamıyorlar mı falan? Hayvanat bahçesi. Aha şey Elif nerede? Elif al maymunlarını buldun. Ha? Hocam. Maymun işte. Görmüyor musun? Süleyman ya Süleyman. Çekin de Süleyman'a göstereyim. Diyordu ya ben şeyim diye Süleyman. Mirket diyorlar ya. İğrenç ama ya. Kurban çektin mi? Çektim hocam. Mirketleri çek Süleyman'a gösterelim. Tamam. Şu onu yiyeni çek. Süleyman ne yiyordu falan yazar. Oo, baksana ne güzel açmış. Elif kendini gördün. Keçi. Sinetimizden de. Keçi neydi sergiliyorlar da? Ha? Niye bunu sergiliyorlar? Bu keçi değil mi? Niye? Keçi değildir Gamze o. Sen kim olduğunu biliyorsun. İyi günler. Mersin gezimiz devam ediyor. İlk olarak Tarsus Şelalesi'ne gittik. Orayı gezdik. Ondan sonra hayvanat bahçesine geçtik. Orada da hayvanlara baktık. Şimdi de Nusret Mayın gemisindeyiz. Tarihi bir gemi. Onun içine bir 15 dakika bakıp vapura gideceğiz. Görüşürüz. Evet, tarih öğretmenimiz Murat Ünlü yanımızda. Şu anda Nusret Mayın gemisindeyiz. Biraz bilgi almak istiyoruz. Çanakkale cephesinin olmazsa olmazı. Çanakkale cephesinin kazanılmasında en büyük pay Nusret Mayın gemisinin. 12. sınıf öğrencilerimize biz İnkılap Tarihi dersimizde 1. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinin en önemlilerinden bizim savunma cephemiz Çanakkale cephesini anlatırız. Çanakkale cephesinde donanması olmayan bir Osmanlı, karşısında dünyanın en güçlü donanması, İngiliz donanması, 200 yıl denizlerde savaş kaybetmeyen bir donanma ve bu donanmaya yardım eden Fransız donanması varken elimizde olan Nusret Mayın. Nusret Mayın ve Kahraman Mehmetçiğin müthiş zaferi. Tabii ki Mustafa Kemal, ben Çanakkale'de doğdum demiştir. Çanakkale cephesindeki başarılarıyla da Kurtuluş Savaşımızın lideri olacak. Yani geminin bizim için dönüm noktası ve okulda anlatırken deriz ki İslamiyet'in son kalesi, son kale Osmanlı'ydı. Eğer Osmanlı Devleti de bitseydi dünyada bağımsız bir Müslüman devlet kalmayacak. Bütün Müslüman devletler İngiliz, Fransız sömürgeleri altına girmiş olacaktı. İşte Çanakkale onun için bizim için çok değerliydi. Çok şükür bugünlere. Çok şükür. Galip hocam siz ne demek istersiniz bu gemiyle ilgili? Valla bu gemiye gelip de duygulanmamak mümkün değil. Yani o zamanki şartlarda... Bir de gerçek gemiymiş değil mi hocam? Evet. Ne kadar zor şartlarda, çok büyük ordulara karşı nasıl bir mücadele verdikleri şimdi daha iyi anlıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yani bu vatanı onlara borçluyuz. İnşallah bizler ve gençler bunun kıymetini iyi bilir, ülkelerine sahip çıkarlar. İnşallah. Evet hocam, Galip hocam. Hoca bir günün kapanışını yapıyoruz. Saat 5'te başladığımız yolculuk 7.30 itibariyle evet, kapandı. Yorucu ama güzel, eğlenceli bir gün geçti. Öğrenciler güzel vakit geçirdiler. Biz de onlarla beraber eğlendik. Hem 12. sınıflar sınav öncesi böyle bir stres atmaları
ortam değiştirmeleri onlar açısından da iyi oldu. Diğer öğrencilerimizin de bu hafta sınavları başlıyor. Onlar da bir kafalarını dağıttılar. Yani güzel, eğlenceli bir gündü. Bakalım inşallah tekrarını önümüzdeki zamanlarda yapmayı planlıyoruz. İnşallah. Murat Hocam? Emeğe geçen herkese teşekkürler. Gayet güzel oldu. Yorulduk. Öğrencilerimiz yoruldu ama onlar için çok güzel bir an oldu bence. Unutamayacakları bir an oldu. Bugün yorgunluktan belki hissetmeyecekler, farkında olmayacaklar ama ilerleyen yıllarda, günlerde bu günü hep hatırlayacaklar. İnşallah daha iyilerini önümüzdeki yıllarda, daha uzun süreli mesela, yatılı da olabilir. Yapabiliriz. Allah güç verir. Öğrencilerimiz katılır. Tekrar emeğe geçen herkese çok teşekkürler. Öğrencilerimize de özellikle tarihten yapacakları yazılılarda 9-10-11'lere şimdiden başarılar. Altını çiziyorum. Asla acımak yok. Ben onları çok seviyorum. Taktik maktik yok. Bam bam. Ben onları çok seviyorum. Biliyor onlar. Evet, öyle. Murat Hocam'a katılıyorum hocam. Güzel bir geziydi. Ne kadar kötü başlasak da başta ama sonra toparlanması çok iyi oldu. Yani özellikle hayvanat bahçesinden sonraki süreç daha akıcı ve güzel geçti. Ana olaraktan da hani tecrübe ettiğimi daha söylüyorum. Yarın üniversiteye gittiklerinde bunu güzel bir an olarak hatırlayacaklarını düşünüyorum. Şu an ne kadar bunun farkına varmasalar da bu bence bu belki de 4 yıl, belki de 5 yıl, belki de 6 yıl sonra akıllarında hatırına güzel bir an olacak diye düşünüyorum. Onun dışında çok güzel bir geziydi. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Hadi buyurun. Hem kendimize güzel anlar büyüttük. Ne yapak? Beni biraz sarsın. Yani hani keyifli geçirdik. İnşallah ilerleyen yıllarda aynı şekilde bu isimleri yapmak nasip olur. Evet. Hocam öncelikle okul idaremize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarla eğlenceli bir gün geçirdik. İnşallah seneye ve sonraki senelerde bu şekilde devam eder. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dedim. Evet Elif. Günün senin için nasıl geçti? Daha önce Luna Park'a gitmiş miydin? Hayır, gitmemiştim. Gitmiştim ama bu kadar çok şeye binmemiştim. Daha önce Mersin'e geldin mi? Geldim. Gelmedin. Geldim. Beğendin mi Mersin'i? Sen ne yapacaksın? Beğendim yani, güzeldi. Yine olsa yine gelirim herhalde ama artık mezun oluyorum. Gelemem. Günün en güzel zamanı ne zamandı? Hepsiydi. Bowling'de ama bowling en güzeliydi. Bowling'de yenilmen peki? Bir kere hocamın şansıydı. He? Hocamın şansıydı. Şeyde AVM'nin üst katında vardı. İsim için de oydu. Bowling'de takılırken bunda bowling oynuyor. Evet. Dilara. Daha önce hiç Mersin'e geldin mi? Daha önce Luna Park'a gittin mi? Nasıl hissediyorsun? Anlat. Çok güzeldi ama Luna Park'ta gondol bayağı kötüydü. Çok kötüydü yani. İnmek için hani kendim bile atabilirim, o kadar kötüydü çünkü böyle tepesi düşecek gibiydim. Onun dışında her şey çok güzeldi. Memnun kaldım. Evet. Mutlusun. Cilin. Ne düşünüyorsun? Daha önce hiç Mersin'e geldin mi? Evet. Luna Park'a gelmiş miydin? Bir gittin mi hiç? Yani. Ama bu daha güzeldi. Liden'in Luna Park'a. Günün en güzel zamanı ne zamandı senin için? Mehmet Hoca'yla alışveriş yapmak kesinlikle. Gerçekten mi? Evet hocam. Ne alışveriş yaptın? Hocam. Pantolon falan. Galip Hoca, Mehmet Hoca. Bize sadece 20 dakika kaldı. Hadi ya. Kendileri mi harcadılar? Evet zaman. Hocam. Vay be. Buradan da. Güzel. Sizle olan anıları anlatıyorlar da. Olcu bacı. Günaydın. Günaydın. Güzel. Demek sen? Uyumadığını biliyorum. Yüzünü açar mısın? Yüz görünmeyi mi istiyorsun? Gelin yüzünü aç. Olcay. Biraz duygu düşünceni alalım. Günün en güzel zamanı ne zamandı senin için? Bence birkaç şey olmasa daha güzel olur. Mesela hayvanat bahçesi. Sonra neydi? Gemi var ya. Hissetmeyi yiyin. Evet. Onunla gidersek olabilirdi. Belki onun zamanını bununla aktarabilirdik. Çarşıları bir kez daha verebilirdik. O şekilde yani. AVM'de. Luna Park'ta AVM biraz daha fazla olsa evet. Bunu değerlendirebiliriz. Onun dışında tekne güzel miydi? Güzel. Tekne de sarstı şu an. Aynen. Ama güzeldi. Teşekkür ederim. Bowling'de yenilmeye ne diyorsun?
Hiç anlayamadım ilk başta ya, o yüzden. He. Normalde yani. Hayatımda ilk defa gördüğüm şey. Evet, hoşuna iyiydi. Konuşmak ister miyiz? Burcu. Teşekkür ederim. Zeynep, konuşmak ister misin? Yok. Evet, Sıla. Ne düşünüyorsun? Daha önce hiç Mersin'e gelmiş miydin? Daha önce hiç gelmedim. Daha önce Luna Park'a gitmiş miydin? Daha önce gittim ama bu kadar çok eğlenmemiştim. Eğlendin mi bugün? Evet. Günün en güzel zamanı ne zamandı senin için? Luna Park'tı. Öyle mi? Aynen. Memnun kaldın. Her şey yolunda. Teşekkür ederiz. Evet Meryem. Daha önce Mersin'e geldin mi? Hayır hocam, gelmedim. Luna Park? Luna Park'a gittim. Bu nasıl peki? Bu nasıl oldu? Bu eğlence çok ayrı ve güzel bir eğlenceydi. Ve yani çok güzel bir zaman geçirdiğimiz için, çok güzel bir gün geçirdiğimiz için size teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben size teşekkür ederim. Benim en çok sevdiğim zaman bowling'di. Yenmem veya yenilmekle alakalı değil. Cidden o kadar eğlenceliydi ki, böyle tam istediğim kişilerle ortam yapıp eğlenmek çok güzel oldu. Yani, güzeldi yani. Aynen, çok güzeldi. Luna Park cidden ayrı bir eğlenceydi. Artık böyle bitmiş oluyor. Ramazan, senin için çekilmez bir serüven başladı. Yolculuk sevmiyorsun. Daha önce hiç Luna Park'a gitmiş miydin Mersin'e? Nasıl hissediyorsun bunu? Nasıl bir duygu? Güzeldi. Gördüğünde ama değil. Bir daha olsa bir daha gelir misin? Minor. Sen ne düşünüyorsun? Daha önce Luna Park'a gitmiş miydin? Gittim. Mersin'e de gittim siz sormadan. Güzeldi. Mersin'e gittiğimde zaten ortaokuldaydım ama bu kadar çok eğlenmemiştim. Güzeldi yani. Güzeldi, evet. Günün en güzel anı ne zamandı senin için? Luna Park'ın. Ramazan senin için? Tarsus. Tarsus mu? Teşekkür ederiz. Yurdagül. Daha önce Mersin'e gelmiş miydin? Geldim. Luna Park'a gitmiş miydin? Peki bugün nasıl yorumlarsın, özetlersin? Müziği kapatabilir miyiz bir dakika? Evet. Güzel miydi? En güzel zaman ne zamandı senin? Luna Park'a AVM. Öyle mi? Sıla? İyi, güzeldi. Memnun musun? Evet. Luna Park'ı ne diyorsun? Yok, güzeldi. Gondola. Gondola abi. Senin için en güzel anı ne zamandı günün? Hayvanat bahçesi ve... Hayvanat bahçesi. Peki. Çok eğlendim. Sizden Mercies'e gelmemiştiniz değil mi? Eğlenceli mi oluyormuş gezilerimiz? Güzel oluyor mu? Günün en güzel anı ne zamandı senin için? Luna Park. Daha önce hiç gittin mi Luna Park'a? Gittim hocam. Arkadaşlarla bir parkta olmuş. Eda? Nasıl hissediyorsun? Nasıl? Memnun kaldım. Günün en güzel anı ne zamandı senin için? Eğlenceli bir, teşekkür ederiz. Evet Fatma Nur, sanırım biraz Luna Park çarptı seni. Evet hocam ya, midem bulanıyor ondan böyle. Öyle mi? Günün en güzel anı sanırım Luna Park değil senin için. Evet hocam, en kötü anım Luna Park, en iyi anım da alışveriş olabilir. Merve. Benim hocam. Konuşmak ister misin? Ben güzel demişim. En güzel anı ne zamandı senin için? Luna Park'ta ama biraz midem bulandı benim de. Öyle mi? Siz istemiyorsunuz. İleride sen de mi istemiyorsun? Sen zaten Luna Park'a da gitmedin. Evet. Günaydın. Günaydın hocam. Daha önce Luna Park'a gitmiş miydin? Hayır, gitmemiştim. Mersin'e gittin mi? Mersin'e gitmiştim. Anamur'a gelmiştim. Nasıl hissediyorsun? Luna Park nasıl bir duyguydu? Güzeldi de çok... Ben en çok şeye güldüm ya. Bu tren var ya, biz tren sırası bekliyorduk. Siz o sırada gondoldaydınız ikiniz. Sen bağırıyorsun, sövüyorsun bir yandan. Bir yandan ufuk yatmış yere. Ya o hakikaten ya müthiş bir andı benim için. Çok güldüm ona ya bayağı. O an anlatmak ister misin bize? Gondol? Ben hiç binmek istemedim. Korkuyordum çünkü. Hani yurda gülle işte ufukla beni şey olur falan. Yani yurda gülle o kadar yapmıyor seni. Ben en sonu. Gondol havalandıkça ben ayağa kalkıyordum. O derece yani, bıraksam düşeceğim yani. Yok. Hadi ya. Yani küfür kısmı da biraz şey. Olur, o gayri ihtiyar hepimizde olur. Senin için en güzel an ne zamandı? İşte bu Luna Park'taki an. Luna Park. Luna Park'a daha çok zaman ayırsak daha güzel olur muydu? Yoksa yok, tadında mı oldu? Tadında oldu. Tadında mı? Ufuk sen ne diyorsun? Luna Park'ta ölmek üzereydi. Onu hepimiz gördük, sen merak etme yani.
Gerçekten herhalde çok gülmüştüm ya. Ama güzel. Güzel miydi? Mutlu oldum. Oldum. En güzel anı? Hepsi. Kahvaltı tarih hepsi. Kahvaltıyı yapacak bir şey yok. Nazar bence olsun. Evet Betül. Ya öncelikle güzel bir turdu ve şelaleyi de güzel beğendim. Luna Park'ı da ya korku biraz bayağı korktuk ama özellikle Gondol kısmında çok korktum. Şelale güzeldi. Luna Park'ı da öteki şelale güzeldi yani. Memnun kaldın. Ben sabah geç uyandın değildi mi? Yani neydi? Ayşenur. Merhaba. Güzel bir geziydi. Başından sonra kadar gayet iyi eğlendim. Senin en güzel anı ne zamandı senin için? Ya hepsi aslında çok güzeldi yani. Sıralama falan yapamam. Ama şey biraz daha uzun. Fakat ilk defa gittim. Gondol'da ilk defa gittim. O benim için daha gelmeye bir heyecan verici bir tecrübe değil mi? Artık bayağı korktum. Yine de güzel darım. Sizlerine teşekkür ederim. Başından sonra da çok güzeldi. Evet. Ömer Furkan. Ne oldu lan öyle? Ha? Anlat bakalım nasıl geçti gün? Daha önce Luna Park'a gitmişsindir sen. Sen her türlü hayatı yaşamışsındır. Her türlü ortamı da görmüşsündür. Değil mi? Sen görmediğin ortam kaldı mı? Maşallah. Anlat bakalım günün en güzel anı ne zamandı? Hocam Gondol'daydı. Ha? Gondol. Sen Beyza? Gondol'da çok korkmuş. Krizden sonra ben bunu sakinleştim biliyorum. Çok bağırdım yani. Senin için her şey yolundaydı yani. Elimle de biri değiştirmek istiyorum. Şey de güzelmiş bu arada. Gürşat. Gürşat. Günaydın. Aynı zamanlar. Biraz yorum alalım. Gün nasıl geçti? İyiydi hocam. Eğlenceli. Daha önce Luna Park'a gelmiş miydin? Evet hocam. Şimdi bu nasıldı peki? Bu da iyiydi hocam. Günün en güzel anı ne zamanı senin için? Tekne hocam. Kur vardı ya. Öyle mi? Evet. Alper artık az bir şey yorum yap. Sabah da yapmadın. Sabah uyanmadığın için, içinde uyuyamadığın için bir yorum yapmıyorsun. Gün nasıl geçti senin için? Uykulu. He? Uykulu. En güzel anı ne zamanı senin için? Uyuduğum an falan. Aynen. Öyle? Uyuyamadığım uyuduğum an. Teşekkür ederim. Emin otur yerine. Evet, geldik kral adama. Jose Guardiola Valo. Hocam, en iyisi tekneydi. Luna Park da bayağı iyiydi yani. Daha önce gitmiş miydin Luna Park'a? Luna Park'a gittim de bayağı önce gittim. Mersin'e gitmiş miydin? Mersin'e 11 sene önce gelmiştim. Ne yaşadıysan 11 sene önce, muhtemelen doğmadan önce yani. Yani, öyle. En güzel anı ne zaman senin için? Luna Park'taydı hocam ama en güzel anı tekne turuydu. Tekne miydi? Şampiyonlar Kupası'na geçti. Sen de gittin. Kaçma otur. Tamam. Hadi geç. Evet. Hayvanat bahçesi güzeldi. Gondola bindik bayağı vurgulucu oldu da çarpışan araba daha iyi. Mustafa iyi çarptı. Daha önce Luna Park'a gitmişsindir sen ya. Gittim hocam bayram bekliyorum. Ha, her türlü ortam yaşamışsındır sen. Yaşadı hocam. Onda. Orada daha korkmuştu Aksaray'da. Öyle mi? Aynen hocam. Orada zaten çok kötü şeyler doldu. Tabii ya. Ha sen şu havada kustun. Şey değil, alışveriş merkezi de iyiydi. Yani geldiğinizde değdi. Aynen hocam, bayağı iyiydi. Teşekkür ederim. Emin? Günün en güzel anı ne zamandı? İkinci olduğun an mıydı? Sen ikincilikle alıştın, niye öyle oldu? İkinciliğe alışmadım. Denk geldi. Nasıl grup ayarlamışım ama? Sizin gibi olaydan mı olacak? Oğlum ben tabii birinci olacağım grup ayarlayacağım. Ne sanki? Senin için en güzel an ne zamandı? Bowling oynadık. Sen hiç daha önce Luna Park'a gitmiş miydin? Bu nasıldı? Akşehir'e çok eğlenmedik mi ya? Kamikaze'de. Abi gülmekten çatladım yemin ediyorum ya. Sana bakıyorum bir daha gülüyorum. Bir tane çocuk var bayıldı. Ayılıyor. Zafer işareti yapıp geri bayılıyor. Ayılıyor. Ve bunu görüyorum böyle. Hocam ben de sonra çocuk duyuyor. Haplıymış. Şey dedi lan dedim sana çok güldüm dedim. Bana takılma diyor ben haplıyım hocam. Hoca diyor. Biraz kafa güzel benim diyor. Öyle lan çocuk çok komikti ya yemin ediyorum. Hocam Gondol'da Mustafa ıstırıyor. Şöyle ıstırıyor. Şöyle ıstırıyor hocam. Şu senin bindiğin var dönerli. Ben de sen ona takılmaz mı? Bekir senden yorum aldın mı? Çiğri. Ama değil mi? Biz niye atladık sen? Dur. Ha şeyden dolayı. Deniz'den dolayı atladık. Evet Bekir. Yakışıklı Bekir. Hocam Gondol harici her yer güzeldi benim için.
sadece 10 dolar kötüydü. 10 dolar bindin mi? Bindim hocam. Vallahi şeye hocam. Bindin mi? Kamikaze'ye bindin mi? Vallahi hocam ona binmedim. Ona binmeyi istemedim. 10 dolar bindim, ona binmek istemedim. Hadi ya. Vallahi hocam. En güzel an ne zamandı günün? Günün en güzel anı şey dedik ki hocam. Tamam, gemide yer yok ki nereye gideceksin? Hocam gemideyken de oynamazsa oynamıştık ya hocam. Gelene gelsin. Tamam geç basama otur biraz. Hocam gemidekileri çektiniz mi? Gemide hocam, var mı? Gemide. Gemide siz de oynamıştık hocam. En güzel anı bu. Abi sen çok acayip oynuyorsun ya. Ben senin böyle güzel oynadığını bilmiyordum biliyor musun? Vallahi hocam benim kaymayaydı ben oraya benim, koparacaktım da. Benim kaydı. Şöyle hatta denk gelirse sana o videoyu izleteyim. Benim liseden arkadaşım Murat var ya. Aynı senin gibi oynuyor. Ve ben onunla oynayışını çok seviyordum. Senin öyle oynadığını gördüm ya. Bir de ona da benziyorsun. O da senin gibi böyle renkli gözlü, yakışıklı çocuk. Deniz. Deniz. En öne otur ya. Biraz otursun sen. Öyle güzel oynuyorsun yani. Takdir ettim. Onu değerlendireceğim. Sen anlat ne yaptın? Günün en güzel anı ne zamandı? Vallahi en güzel. Ha? En güzel. Güzel miydi? En güzeli? En güzeli. Evet, Süleyman Akçeli. Alemin kralı. Acayip tatil bölgelerinin aranan adamı. Peki 25 lira ödeyince. Böyle tamam. Acayip yani bu keyifli bir yorgunluk mu yoksa lanet olsun geldim niye geldim? Ayağım karası falan. En güzel anı ne zamandı? Tek şey. He? Tek hocam. Murat, sen ilk kezin galiba. İlk hocam. Nasıl? Memnun kaldın mı? Mükemmel hocam. Gerçekten mi? Daha önce Şunlar Park'a gitmiş miydin? İlk hocam. İlk mi? Mersin'e gittim daha önce. Mersin'e küçükken gittim ama Dertçesi'ne gittim hocam. Günün en güzel anı ne zaman? Neydi senin için? Luna Park hocam. Öyle mi? Eğlendin mi? Çok eğlendim hocam. Vallahi. Evet. Uyuyan güzel Esma. Esma Nur Eşen. Günaydın. Herkes burnunu çekmeni gördü. Çekmedi mi şöyle? Merhaba. Evet, günün en güzel anı ne zamandı senin için? Ağladım. Ağladın sen de o değil mi? Evet evet, o çok kötüydü ya. Bir baktım ağaç dibinde. Ya öbüründe millet kötülendi, ben de onunla kötülendim. En güzel an, gemi şeyi var. Bu arada Mickey Mouse çok güzelmiş. Aynen. Mehmet Hoca ile kol basit oynadığımız güzeldi. Aynen. Luna Park da güzeldi ya, tamam ağladık tamam da güzeldi. En güzel an Luna Park diyebilir miyiz? Bir an oldu yani önemli olan o benim için. Kapanışta yapmak ister misin? Kapanış ha. Başta Furkan hocamıza bize bu geziyi düzenlediği için çok teşekkür ederiz bizleri düşündüğü için. Güzeldi her şey.